Arkadaşlar bugün sizler için ressam robot yapacağım. İlk olarak malzemelerimiz resim kağıdı, plastik bir kap. Siz isterseniz küçük yoğurt kabı da kullanabilirsiniz. Solo bant, 9 voltluk pil, elektrik motoru, pil bağlantı kablosu, tornavida, 4 tane renkli keçeli kalem, plastik bir cisim pervane olarak. Ben plastik bir yemek kaşığı kullanacağım. Ve son olarak makas. İlk olarak robotumuzun ayakları olan keçeli kalemleri yapıştırarak başlayacağız. Bantımla biraz. Arkadaşlar bu arada ayakların eşit uzunlukta olmasına dikkat edin. Yoksa güzel bir resim elde edemezsiniz. Şimdi arkadaşlar ayakları yaptım ama daha sağlam olması için bir tur daha geçeceğim. Bu arada yeni tıraş oldum. Ömer abime teşekkür ediyorum. Güzel oldu saçlarım. Tamam. Arkadaşlar şimdi pil bağlantı kablosunu elektrik motoruma yerleştirip sabitleyeceğim. Robotumuzu önümüze alacağız. Şimdi motorumu sabitlemek için bantımdan bir parça alıyorum. Biraz daha bantımızdan yardım alalım. Sonuçta sağlam, güzel bir ressam robot istiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi elektrik motorunu da sabitledim. Böyle bir şey oldu. Bütün parçalar birbirine bağlı. Dayanıklı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi pilimizi robotu sabitliyoruz. Şöyle boş kısmı al, tamam. Evet arkadaşlar, pilimi de sabitledim. Amacıma gitgide ulaşıyorum. Şimdi bir deneyim. Zaten sonra pervaneyi yerleştireceğim. Tamam. Onaylandı. Oldu. Şimdi biz plastik kaşığımızın bir kısmını delelim ki bu yerden geçirebilelim. Fazla kalın olmasın. Bu şekilde oluyor. Pervanemiz böyle dönecek. Şöyle mi dönüyoruz? Evet, böyle dönüyoruz. Şimdi kaşığımızın çıkmasını istemediğimiz için bantla sabitleyelim. Şimdi deneme vakti. Hadi bakalım. Olmadı. Çok güçlü olduğu için atış yaptı. Zaten plastik yemek kaşığı da hafifti. Biz tahta ağız çubuğunu deneyelim. Şöyle ortaya aldık bunu. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Hayır. Hayır.
çok güzel oluyor. Tamam, biz bununla hedefimize ulaşabileceğiz. Şimdi kapakları açalım. Ve bakalım robotumuz ne kadar marifetliymiş. Aşırı güç. Dur duralım. Arkadaşlar bunu yaparken büyüklerinizden yardım almayı unutmayın. Elime geldi. Zapt etmesi aşırı zor. Ama bunu tamamen yaptırabilirsek kağıdı güzelce karayabilir. Son bir kez daha denemek istiyorum. Çubuğumuz hasar almaya başladı. Bakalım. Yürüyor mu ya? Tadı çubuk da atış yaptı. Ama bizi idare etti mi etti. Biz böyle böyle de yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Robotumuzun inşa eseri de böyle. Nokta 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 yaparak resmimizi bize çizdi. Arkadaşlar buradaki işimizin sırrı aslında şu. Biz bir saniye. Biz pille motora enerji verdiğimiz anda tahtayı döndürüyor ve enerji oluşturuyor. Bu da robotun hareket etmesini sağlıyor. Hareket ede bize güzel resimler çıkarıyor. Arkadaşlar robot belirli bir işi yaptırılması için manyetizma ile görevlendirilen otomatik bir araçtır. Hala elektrik geliyor. Kabloyu keselim. Bizim de robottan istediğimiz resim yapmasıydı ve bize resmi yaptı. İstediğimiz şeyin sonucunu başarıyla kazanabilmek elbette ki bizi mutlu eder. Arkadaşlar çok keyifliydi, hazırlaması çok eğlenceliydi, özellikle denemeleri, uçmaları, kaçmaları. Arkadaşlar siz de umarım bu robotu yaparsınız. Böyle resim istiyorsunuz, canınız sıkıldı. Robotu hemen ayarlıyorsunuz, tırrrr hemen size resmi tamamladı. Karşınıza çıkıyor, renklerin dünyasında. İsterseniz böyle keçeli kalemlerle hepsini bağlayın, renk resimler yaptırın. Çok güzeldi. Şimdi size veda vakti. Arkadaşlar diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.